Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Kanal 5 televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. 13. Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin ekonomiye katkılarını anlatan Acehan, Kanal 5 Ankara temsilcisi Aydın Tufan'ın sorularını şöyle cevaplandırdı. Başkanım, Çubuk Belediyesi son dönemlerde yaptığı ataklarla hem hizmette hem kültürel alanda alından söz ettiren bir belediye. Üstelik uluslararası projelere imza atıyor. Kısa sohbetimizde neler söylemek istersiniz? Evet. Bu geçtiğimiz 4,5 yılda belediyemiz adına gerçekten güzel adımlar attık ve sağlam adımlar attık. Sağlam derken yani özellikle ekonomik anlamdaki yapılanmayı güçlendirdik. Bu konudaki mali disiplini sağladık öncelikli olarak. Tabii ki bunu yapmanın şartı da tasarruftur biliyorsunuz. Evet. Bu tasarruf ilkelerini hayata geçirdikten sonra mali disiplin önemli değil mi? Evet, bu çok önemli. Onu gerçekleştirdikten sonra bir sermaye birikimi sağlayarak hem yapısal hem de biraz önce söylediğiniz gibi kültürel ve sosyal içerikli programlarımıza hız verdik. İşte sizin biraz önce bahsettiğiniz ve 13. Uluslararası Kültür ve Turşu Festivali kapsamında önce Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırarak yapmış olduğumuz etkinlik bütün Türkiye'de hatta dünyada bir ses getirdi. Bunun hızıyla ve rüzgarıyla girdiğimiz 13. festivalde şimdiye kadar yapmış olduğumuz festivallerin en güzeli, en kalitelisi oldu. Katılımı yüksek. Katılım çok çok fazla yüksek oldu. Ve ekonomik getirisi de üreticilerimize, özellikle turşu üreticimize çok fazla oldu. Bunun yanında da sosyal ve kültürel anlamda da Çubuklu vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz eğlenceye doydu. Birçok ulusal düzeydeki sanatçımız, folklor grubumuz, müzik etkinliklerimiz burada yapıldı ve çok başarılı diyeceğimiz bir festivali gerçekleştirdik. Ve bir önceki festivale göre festival alanımızı yani Çubukabat festival alanımızı da ikiden daha fazla katlayarak daha önce 55 bin metrekare olan alanı evet, biz 130 bin metrekareye çıkararak ve bunu da Çubuk'un eski mesire alanı olan Söğütlüklerin altında gerçekleştirerek bu alanı genişleterek gerçekten mesire alanı olarak halkımızın piknik olarak piknik alan olarak değerlendirebileceği veya haftalık burada çeşitli toplantıların mesire alanında bu tür grup çalışmaların evet, yapılacağı güzel bir alana kavuştuk ve festivalimizi burada yaptık biliyorsunuz. Evet. Bütün bunlar bir araya gelince özellikle bu festival kapsamında yapılanların hepsi Çubuk halkı için çok ferahlatıcı, güzel etkinliklere ve aynı zamanda da turşu üreticimiz için de dünyanın bütün her yerine dağılan, yayılan bir yeni üne kavuşmuş olduk. Ne kadar efendim ekonomik katkı dediğinizde biraz açmak gerekirse kaç kişi katıldı? Ne kadar bir ekonomik, milli ekonomiye katkımız oldu? Tabii bunları net olarak cevaplandırmak mümkün değil. Evet, ama yaklaşık ilk perşembe gecesi yani 13 Eylül akşamı birinci konser sırasında Çubuk İlçe Emniyetimizin yapmış olduğu anlık ölçümde festival konser alanında ve satış standlarında ve piknik alanında bulunan kişi sayısı toplam olarak anlık olarak 20 bin olarak bildirildi. Evet. Ve bu resmi kayıtlara geçti. İlçe emniyetten il emniyete giden rakam olarak bu şekilde tecelli etti. Gün içerisindeki gelip gidişler, aktarmaları da hesaba katarsanız bir de bunu özellikle cumartesi pazar çok daha fazla katılım olduğu günlerle de kıyas ederseniz yüz binlerden söz etmemiz gerekiyor. Evet. Ama bu konuda net bir rakam söyleyecek durumda değiliz. Kazanç miktarı da öyle. Evet. Onu da söyleyemeyiz. Ama şunu biliyoruz. Çubuk bu sene turşu açısından rekoltede de bir rekor kırdı. Ve artı yurt dışı bağlantılar bu sene çok ümit verici. 10 bin tonluk bir ihracatla alakalı bir rakamı kooperatif başkanımız Hasan Işık ifade ettiler. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi hem ekonomik anlamdan hem de kültürel ve sosyal anlamda artık turşu ve bizim festivalimiz bir marka değeri olma yolunda hızla ilerliyor. Peki başkanım, şu anda belediye hizmetlerinin devam eden ve bitmek olan hizmetler var. Bunu programda, sohbette de konuştuk. Önümüzdeki günlerde sanırım bir açılışlar zinciri olacak. Evet.
Şimdi lojistik merkezimizi geçici kabulle teslim aldık. Canlı hayvan pazarımızı aldık ve işletmeye başladık şu anda. Bu ayın sonu itibariyle bizim çifte hamamımız ve yeni kapalı pazar alanımız ve oradaki kültür merkezimiz de açılacak inşallah. Dükkanlarımız da açılacak. Hatta bu dükkanların satışıyla ilgili de ilk adımı atma durumundayız. Bütün bunlar tamamlandığında 4 bu dev tesisimiz açılışa hazır hale gelmiş olacak. Ve Allah izin verirse onları da siyasi büyüklerimizin ve arzu ettiğimiz kişi mutlaka ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun da önderliğinde katılımıyla açmayı arzu ediyoruz. Buna bir de Çubukabat Festival alanını da kattığımız zaman 5 evet. olacak. Sona kalan bir tek bizim belediye hizmet binamız ve başkanlık binamız kalıyor. O da yıl sonu itibariyle bitmesini beklediğimiz bir eser olacak inşallah. Bu 6 dev eseri inşallah seçimden önce yine nasip olursa Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla beraber hizmeti açmayı gerçekten canı gönülden arzu ediyoruz.